Hey, kim aslan ve tavşanın hikayesini duymak ister? Ben isterim. Ben tavşan olabilir miyim? Tabii ki. Ben kötü büyük aslan olacağım. Tabii ki olabilirsin. Tamam, başlıyoruz. Şanlı şanlı bir aslan ormanda uyuyormuş. Sonra bir tavşan gelmiş komşu ormandanmış. Aslanın ayağına değmiş kazayla. Ups, pardon Bay Aslan. Dedi ve çok korktu. Bu sadece bir kazaydı. Aslan patisiyle tuttu tavşanın kuyruğundan. Ha, seni yakaladım. Aslan kodesindesin. Lütfen Bay Aslan. Beni özgür bırakın. Bu iyilik karşısında size yardım ederim. Wow. Gerçekten ederim. Bu çok komikmiş. Küçük bir tavşan bana yardım edecek. Tamam, seni bırakırım. Ama sadece bu seferlik. Sen çok da zeki olmayan küçücük bir tavşansın. Teşekkürler Bay Aslan. Bakın çok mutluyum. Dünyayı güzelleştirir yapılan her iyilik. Gördün mü? Şimdiden daha güzel. Ve sonra büyük kötü aslan tavşanı özgür bıraktı. Aslan büyük bir iyilik yaptı. Evet. Ama daha sonra neler olduğunu asla inanamazsın. Ne oldu? Evet, hadi dökül. Güzel bir gün aslan ağacının ağına takıldı. Ve birdenbire aslan terlemeye başladı. Öyle çok kükredi ki tavşancık onu duydu. Bu benim arkadaşım aslan. Aman aman tanrım. Zavallı şey. Küçük tavşancık görmüştü, aslan ağa düşmüştü. Küçük bir delik açtı ve sonra genişletti. Delik çok büyüdü ve aslan oradan çıktı. Hayretle tavşana baktı ve dedi ki, bu da ne böyle? Arkadaşlar, bunun için var. Demek istediğim şey, dostuna yardım et. Sözümü hep tutarım eninde sonunda. Demiştim sana yardım ederim Bay Aslan, gördün mü? İyilik bir hediyedir. Bizi özgür kılan. Bak, özgürsün. Aslan sakinleşti ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar. En iyi arkadaşlar gibi mi? Evet, kesinlikle öyle. Anne, bize her zaman kırmızı giyinen kızın hikayesini anlatsana. Evet, ve ben de kötü kurdu merak ediyorum. Tamam, hadi oturun bakalım ve ben de size bu hikayeyi anlatayım. Evet. Kırmızılı bir kız varmış. Evet, evet. Yürüyeceğim demiş. Evet, evet. Büyük annemin adımlarını kıracağım. Güzel bir kısa yol biliyorum. Evet, evet, evet. Kırmızılı kız, sakın yabancılarla konuşma. Tamam hanımefendi. La 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 la. Anne kızına şekerler verdi. Evet, evet. Büyük annesine götürsün diye. Evet, evet. Ama yolda birden kurda rastladı. Dedi, nasılsın küçük kız? Gitmeliyim. Dedi kız. Evet, evet, evet. Bak, yabancılarla konuşmama.
dedi kız. Ve kokuyorsun. Evet, evet. Ama kız gidince kurt takipte. Hatta eve kadar geliyor. Oyo, oyo, oyo. Evet çocuklar. Kurt geldi büyük anneye. Hayır, hayır. Kıllı yüzüyle korkuttu. Hayır, hayır. Kurt onu sakladı, kılığına girdi. Ve onun gibi yatağa girdi. Hayır, hayır, hayır. Yardım. Yardım edin. Evet, gir hayatım. Merhaba büyük dedi anne. Dedi kırmızılı kız girince. Evet, evet. Güzel şekerler getirdim. Evet, evet. Oo, güzel. Dedi kurt ve geğirdi. Sonra kız Peru gördü. Evet, evet, evet. Daha iyi yiyebilmek için. Hayır, hayır, hayır. Sen öyle san bayım. Alamaz. Ağladı kırmızılı kız. Evet, evet. Sonra ormandan avcı geldi. Evet, evet. Kurdu korkuttu, kaçırdı. Büyük anneyi de çıkardı. Korkmuş ama iyiydi. Evet, evet. Ve kız dedi, bugün bir ders aldım. Evet, evet. Yabancılarla konuşma. Öyle mi? Büyük anne ve kız sohbet etti. Evet, evet, evet. Evet, evet, evet. Büyük kötü kurda ne oldu peki? Onu gönderdiler. Ve bir daha asla geri gelmedi. Çok rahatladım. Büyük anneye götüreceğin şekerlere ne oldu peki? Bana biraz kaldı mı? Oh Charlie! Anne, Goldilocks'lu hikayeyi anlatsana. Oo, evet. Goldilocks ve 3 ayı. Bir zamanlar Goldilocks'lar gezmeye çıkmış. Ormandaki evi görmüş. Evin sahibi 3 ayı. İçeri girmeyi isterim. Öyle mi dersin? Goldilocks'lar eve girmiş. Bulmuşlar 3 kase püre. Püre dedi. Çok lezzetli. Çok güzel. Ama ilki çok sıcak, ikinci çok soğuk, üçüncü güzel. Çok güzel. İşte bu tam ayarındaymış. Bu püre çok lezzetliydi. Galiba biraz oturma odasında oturacağım. Goldilocks'lar salona gitti. Gördüler 3 tane tabure. Tabii ki ama onlar 3 ayınındı. Bu çok rahat görünüyor. Ama ilki çok büyük. Oops. İkinci de öyle. Üçüncü çok güzel. Ay. Oturduğunda kırıldı. Amanın. Sanırım biraz uzanmalıyım. Goldilocks'lar yukarı
Tavşanın hikayesini okuyalım. Oley! Oh, lütfen, lütfen. Ben tavşan olmak istiyorum. Olur Lili. Ben kaplumbağa olmak istiyorum. Kaplumbağalara bayılırım. Hadi başlıyoruz. Eminim seni yarışta yenerim. Kesin yenersin. Madem bir yarış istiyorsun, hadi yarışalım. Hadi başlayalım. Kaplumbağa ve tavşan iddiaya girmiş. Seni yarışta yenerim. Ha, imkanın yok. Öyle mi? Aha. El sıkıştılar ve de anlaştılar. İyi olan kazansın. Seni yolda görürüm. Seni yolda görecek. Odanı topla, geri kalma. Yapabilirsin işte böyle. Haf ve paf yarışa bak. Kararlı olan kazanır. Kararlı olan kazanır. Düdük çaldı şimdi. 3-2-1 başla. Tavşan uçtu gitti. Ama kaplumbağa yavaştı. Yuppi. Hızlı tavşan fark attı. Kilometrelerce. Sanki roket gibi. Ama kaplumbağa gülüyordu. Bunu yapabilirim. Evet, yaparım. Adımı toplarım ve ben kocaman bir adamım. Bir dakika, ben senin kaplumbağa olduğunu sanıyordum. Kafam çok karıştı. Odanı topla, geri kalma. Yapabilirsin işte böyle. Haf ve paf yarışa bak. Kararlı olan kazanır. Hayır. Durup dinleneceğim. Sadece biraz. Çünkü çok öndeyim. Kaplumbağadan bir arayı hak ettim. Tavşan uyuyordu. Çok horluyordu. Kaplumbağa gelince o hala uyuyordu. Neredeyse geldim. Son turumdayım. Olur da yenersem bana boyun eğeceksiniz. Aa, kaplumbağanın boyu kaç ki? Odanı topla, geri kalma. Yapabilirsin işte böyle. Paf ve paf yarışa bak. Kararlı olan kazanır. Kararlı olan kazanır. Ve kaplumbağa başardı. Bitiş çizgisine ulaştı. Ve herkes alkışladı. Çok iyi yarıştın. Sadece kararlıca yürüdüm. Evet, evet. Tavşan çok üzgündü kaybettiği için. Oh, hadi neşelen. Komik bir surat yaparım. Bak böyle. Sadece saçma bir yarışma. Galiba
haklısın. Arkadaşlık daha önemli. Odanı topla, geri kalma. Yapabilirsin işte böyle. Paf ve paf yarışa bak. Kararlı olan kazanır. Kararlı olan kazanır. Tebrik ederim dosta. Of! Kazandım. Kazandım. Of! Ne seçenekleri var? Bir imparator yaşardı, biraz şapşaldı. Tüm gün aynaya bakardı, çok çok kibirliydi. Çok çok kibirliydi. Çok çok kurnazlardı. Şapşal kralı kandırmak istediler altın için. Sadece altın için. Kralım sana bir giysiler yapacağız bak biz. Aptalların göremeyeceği büyülü giysiler. Sadece aptallar göremeyecek. Ben aptal değilim, dedi kral. Ne kadar ödemeliyim? Bir çanta altın, dedi terzi. Lütfen çabuk yapın. Lütfen çabuk yapın. Altını aldı ve gittiler. Giysi yapar gibi, keser gibi, diker gibi. Giysi yapar gibi. Giysi yapar gibi. Tasarımı görüyor musunuz? Ben aptal değilim, dedi kral. Giysiler muhteşem. Giysiler gerçekten muhteşem. Kralım bu giysiyi herkese göstermelisiniz. Tamam olur, dedi kral. Geçit töreni yapacağız. Geçit töreni yapacağız. Ama aptallar göremez. Ve geçit töreni başladı trompet sesleriyle. Aptal kralı gördüler iç çamaşırlarıyla. Sadece iç çamaşırlarıyla. İnsanlar defalarca baktı, bir iki üç değil. Biz aptal değiliz, dedi halk. Bu kıyafetler çok güzel. Kıyafetler çok güzel. Kral yürüdükçe halkı onu alkışladı. Üstünde hiçbir kıyafet yok. Küçük bir çocuk dedi. Küçük bir çocuk dedi. İnsanlar tekrar baktılar, sonra fark ettiler. Ardından kahkaha attılar, krala güldüler. Krala güldüler. Kral üstüne baktı ve kral çıplaktı. Oh, hay. Kral o anda fark etti ne kadar şapşaldı. Ne kadar şapşaldı. Oh, yazık bana. İyi geceler. Bir çocuk vardı. Annesiyle küçük bir evde yaşardı. Bir gün sordu annesine neden fakiriz? Bir dev geldi kapımızı kırdı.
hemen markete gitsen. Jack koyuldu yola, ineği aldı, bir adamla tanıştı. Çok güzel bir inek dedi dedi. Çok güzel bir inek dedi. Bu ineği alacağım fasulyeyle, büyülü fasulyelerle. Anlaştı. Jack eve döndü, anne fasulyeyi gördü ve bağırdı. Pencereden düştüler, pencereden düştüler. Fasulyeler yere düştüğü anda çıkardılar garip guruldama. Fasulyeler topraktan çıktı ve bulutlara kadar ulaştı. Tam oradan Jack tırmandı, tam oradan Jack tırmandı. Gökyüzünde bulutların üstünde Jack çok çok yüksekte. Bir kapıya geldi kara kara bulutlu ve yazıyor ki çocuklar yasak. Jack kapıdan girdi girdi, Jack kapıdan girdi. Bir kaleye girdi siyah kapılı ve Jack koridorda hızlandı. Büyük bir odaya girdi ve duydu korkunç bir ses. Devin ayak sesi. Bum bum bum. Devin ayak sesi. Bum. Fa 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 ve küçük bir çocuk kokusu alıyorum. Dedi büyük dev, bağırdı bağırdı. Jack hemen odadan kaçtı. Jack geldiği gibi gitti gitti. Jack geldiği gibi gitti. Jack kötü devden kaçtıktan sonra dev onu her yerde kovaladı. Ve birden hop hop oley! Cici ve Noah günü kurtardı. Devi taş gibi dondurdular, devi taş gibi dondurdular. Fasulyeci Jack cesurca koştu ve orada bir kese altın buldu. Dev çalmış annenin altınını. Sonra Jack kaçtı. Baltayı aldı yere vurdu. Çap çap çap. Sarmaşık düştü. Anne zengin oldu dedi anneye ve bir kese altın verdi ona. Çok mutlu yaşadılar. Çok mutlu yaşadılar. Ortanca Billy ve Büyük Billy. Keçi ailesi. Büyük Billy ve keçi ailesi. Durmadan yediler otları bitene kadar. Hepsini yediler ve hiç de kalmadı. Biçici keçi ailesi. Biçici keçi ailesi. Nehirin üstü ve köprünün yanı kaplı çimenler. Yeşil ve lezzetli, zengin ve sağlıklı. Tam istedikleri gibi taze çimen. Tam istedikleri gibi taze çimen. Nehirden koştu küçük Billy ve köprüden atladı. Hopladı zıpladı trolün üstünden ve trol dedi ki ona dur. Trolün üstünden zıpladı. Sen kimsin dedi trol. Daha acıkmadan seni yiyeceğim. Bu keçilerin sonu olabilir mi? Bu keçilerin sonu olabilir mi? Oh lütfen troll bey, ben çok küçüğüm ve siz çok aç görünüyorsunuz. Ortanca keçi gelecek birazdan. O benden daha büyük ve daha lezzetlidir. İyi bakalım, git buradan. Ben ortanca Billy'yi bekleyeceğim.
Nehirden koştu ortanca beli ve köprüden atladı. Hopladı zıpladı trolün üstünden ve trol dedi ki ona: Dur! Trolün üstünden zıpladı. Sen kimsin? Dedi trol. Ben ortanca Billy. Daha acıkmadan seni yiyeceğim. Bu keçilerin sonu olabilir mi? Bu keçilerin sonu olabilir mi? O lütfen troll bey, ben çok büyük değilim ve siz çok aç görünüyorsunuz. Büyük keçi birazdan gelecek. O benden çok daha büyük ve çok lezzetlidir. Tamam o zaman. Hadi git buradan, ben büyük keçiyi bekleyeceğim. Nehirden koştu büyük beli ve köprüden atladı. Hopladı zıpladı trolün üstünden ve trol dedi ki ona: Dur! Trolün üstünden zıpladı. Sen kimsin? Dedi trol. Ben büyük Billy. Daha acıkmadan seni yiyeceğim. Bu keçilerin sonu olabilir mi? Bu keçilerin sonu olabilir mi? Büyük Billy boynuzlarını indirdi ve trole saldırdı. Arkasına bile bakmadan kaçtı kötü trol. Dağların ardından kaçtı trol. Ve çok mutlu yaşadılar yeşil çimenlerde. Küçük Billy, ortanca Billy, büyük Billy, keçi ailesi, büyük Billy ve keçi ailesi. Bu üç küçük domuzun hikayesi, hikayesi, hikayesi. Bu üç küçük domuzun hikayesi, bir varmış bir yokmuş. Üç küçük domuzun üç evi var, sırayla, sırayla. Üç küçük domuzun üç evi var, bir varmış bir yokmuş. Benim evim samandan, benim evim ahşaptan ve benim evim tuğladan. Ay! Dedi kurt. Domuzcuk beni içeri al, içeri al, içeri al. Hayır, seni asla içeri almam. Hayır, 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 hayır. Öyle mi? Şimdi haflayıp puflayacağım. Haflayacağım, puflayacağım. Şimdi haflayıp puflayacağım ve evinizi yıkacağım. Oh, hayır. Dedi kurt. Domuzcuk beni içeri al, içeri al, içeri al. Hayır, seni içeri almayacağız. Hayır, 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 hayır. Öyle mi? Şimdi haflayıp puflayacağım. Haflayacağım, puflayacağım. Şimdi haflayıp puflayacağım ve evinizi yıkacağım. Oh, hayır, kaç! Dedi kurt. Domuzcuk beni içeri al, içeri al, içeri al. Hayır, seni içeri almayacağız. Hayır, 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 hayır. Öyle mi? Evet. Şimdi haflayıp puflayacağım. Haflayacağım, puflayacağım. Şimdi haflayıp puflayacağım ve evinizi yıkacağım. Sana iyi şanslar. Dedi polis. Yapamazsın, yapamazsın, yapamazsın. Dedi polis. Yapamazsın. Hayır, 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 hayır.
Kırmızı'nın hikayesi, hikayesi, hikayesi. Bu üç küçük domuzun hikayesi, bir varmış bir yokmuş. Bir varmış bir yokmuş, bir varmış bir yokmuş. Anne, bu kelime ne? Bu kara kaplumbağası Hagi. Kara kaplumbağası ne? Kara kaplumbağası büyük bir kaplumbağadır. Ya dağ tavşanı? Dağ tavşanı da bir tavşandır. Neden hikayenin adı sadece kaplumbağa ve tavşan değil? Bu güzel bir soru. Artık hikayeyi okuyabilir miyiz? Tamam o zaman. Bir gün tavşan arkadaşı kaplumbağayla alay ediyormuş ve hiç de nazik değilmiş. Kendini beğenmiş tavşan gerçekten çok hızlı koşabilirmiş. Ama kibar yaşlı kaplumbağa çok çok yavaşmış. Yavaş olmak çok üzücü, olmalı çok çok kötü. Kaplumbağa çok sinirli büyük yarış günü. Hadi yarışalım dedi. Beni yenemezsin, çok yavaşsın. Yenerim, yenemezsin. Görelim bakalım. Büyük yarış günü. Güçlüydü. Büyük yarış günü. Kilometrelerce öndeyim. Biraz kestirebilirim. Dedi ve tarlada yatak yaptı. Büyük yarış günü. Sadece 5 dakika, 5 dakika. Ve uzun da sürmedi. Övünen tavşan horladı. Hadi. Büyük yarış günü. Tepe en dikken bile tırmandı ve süründü. Tavşan uykudayken bile büyük yarış günü. Sonunda tavşanı geçti uykuda ve habersiz. Bitiş çizgisi geldim sayılır. Büyük yarış günü. Büyük yarış günü. Büyük yarış günü. Bir zamanlar... Hayır, dur. Tamam, hikayeyi sen mi anlatmak istiyorsun? Hayır, sadece şey demeyi seviyorum. Bir zamanlar... Üç küçük ayı gitti oynamaya. Bugün yapacağım bir ev zamanla. Dedi bir ayı öyle bir anda. Yaptı evi, uyukladı sonra. Ama kötü bir kurt onu uyandırdı. Aa, olamaz. Kötü bir kurdum ben.
ben görüyorum seni. Aç kapıyı küçük ayı, koru kendini. Ahu! Çaldı kapıyı. İzin ver gireyim. Asla izin veremem buna. Oflarım puflarım, yıkarım evini. Ve yaptı ve güldü dünyanın en kötü kahkası. Zaman yerine dal kullanmalıydım. Gitti iki ayı oynamaya. Evim çubuklardan olacak, baksana. Dedi ikinci ayı öyle bir anda. Yaptı evi, uyukladı sonra. Ama yine o yaşlı kurt onu uyandırdı. Kötü bir kurdum ben, görüyorum seni. Aç kapıyı küçük ayı, koru kendini. Çaldı kapıyı, izin ver gireyim. Asla izin veremem buna. Oflarım puflarım, yıkarım evini. Ve yaptı ve güldü dünyanın en kötü kahkası. Olamaz. Sanırım o kötü yaşlı kurdun yıkamayacağı bir şey inşa etmemiz gerekiyor. Sadece küçük bir ayı çabuk düşünmeli. Sağlam tuğlalardan yapacağım ben evimi. Dedi üçüncü ayı öyle bir anda. Yaptı evi, uyukladı sonra. İnanabiliyor musunuz? O yaramaz yaşlı kurt onu uyandırdı. Kötü bir kurdum ben, görüyorum seni. Aç kapıyı küçük ayı, koru kendini. Hayır. Çaldı kapıyı, izin ver gireyim. Asla izin veremem buna. Oflarım puflarım, yıkarım evini. Denedi denedi ve tekrar denedi. Şşt, toparla kendini. Sonra evi yıkabildi mi? Tabii ki bunu asla yapamadı. Tuğlalar çok sağlamdı. Peki kötü yaşlı kurda ne oldu? Bir daha onu gören olmadı. Kurtlar böyleler. Evet, böyleler. Babacığım. Anne, bize Jack ve fasulye sırığı hikayesini anlat. Fasulye sırığı nedir? Bir çeşit çorba mı? Hayır, saçmalama. O aslında bilmiyorum. Hadi öğrenelim. Bir zamanlar Jack ve annesi yaşardı bir çiftlikte. Fakirdiler, yok yemekleri. Plan yaptılar geçinmek için. Jack, git ineğimiz Bessie'yi sat. Bu parayla daha çok ekin yetiştirebiliriz. Pazarda Jack Bessie'yi sattı. Garip giyinmiş genç kıza. Selam genç adam. Eğildi zarifçe. İneğinize veririm fasulye. Bunlar büyülü fasulyeler. Wow. Gökyüzüne erişecek kadar büyürler. Vay. Jack gitti eve annesine. Gördü fasulyeyi anne. Attı onları dışarı. Fasulye mi? Ağladı. Ama anne, bunlar büyülü fasulyeler. Of, büyüymüş. Ertesi gün fasulyeler dev gibi büyüdü. Vay be. Jack tırmandı çok yükseğe. Buldu gökyüzünde bir kale. Vay, şuna bak. Ama girdiğinde kaleye, büyük şişman çirkin yüzlü dev geldi. Kokusu bir çocuğun leziz, leziz, leziz. Lezzeti tam, hazır mısın? Geliyorum, tamam. Jack o kadar korkmuştu ki dev altınları sayarken Jack bir dolaba saklandı. Büyük yaşlı dev uyuyunca Jack kaçtı bir altınla. Karar verdi geri dönmeye. Ama dua edeyim ben önce. Lütfen, lütfen beni kötü yaşlı
tırmandı kaleye ve gizlendi. İşte dedi, devin hazinesi. Çabuktan altın yumurtalar. Dev saydı ona kadar. 1, 2, 3, 4, 5. Beşten sonra ne geliyordu? Geliyor kokusu bir çocuğun. Leziz, leziz, leziz. Lezzeti tam, hazır mısın? Geliyorum, tamam. İğrenç. Jack çabuk ol, Jack hızlı. Pardon, yanlış hikaye. Jack hızlıydı, çabuk davrandı. Kaptı küçük beyaz tavuğu. Hatta bir de arpa aldı. İndi sırıktan aşağı. La la. Ama Dave hızla Jack'in peşine düştü ve kendini fasulye sırığının üstüne attı. Eve dönünce aldım bir balta, kestim fasulye sırığını. Büyük yaşlı Dave düştü oradan. Gören olmadı onu bir daha. Jack ve annesi tavuğun altın yumurtaları sayesinde iyi bir hayat yaşayabilirler. Anne bir ziyafet hazırladı, geldi bütün komşular. Arp çaldı ve sonra fasulye sırığı çorbası yaptılar mı? Hayır, ama artık altın yumurta veren bir tavukları var. Ama altın yumurtayla dişini kırabilirsin. Masal zamanı çocuklar. Kırmızı başlıklı kıza ne dersiniz? Evet. Ben kırmızı başlıklı kız olmak istiyorum. Ben de büyük kötü kurt. Allah Allah. Vuki bu fikri pek sevmedi galiba. Herkes hazır mı? Evet. Bir kız varmış kırmızı başlıklı. Gitmiş hasta büyük annesine. Kestirmeden gideyim, o iyi değil. Kısa bir ziyaret büyük anneme. Sakın unutma, yabancılarla konuşmak yok. Tamam söz. Anne vermiş kıza yemekler. En sevdiği peyniri büyük annenin. Kesmiş ama yolunu ormanda bir kurt. Selam canım, nereye gidiyorsun demiş. Sen bir yabancısın değil mi? Konuşmamam lazım. Ama hasta büyük anneme gidiyorum. Biraz peynir ekmek götürüyorum. Sonra kız gitmiş ama kurt zeki. Biliyormuş büyük annenin evini. Ortalama bir kurda göre zekiyimdir. Kurt girmiş büyük annenin evine. Saklayacağım seni gözden uzak bir yere. Onu kilitlemiş dolaba, girmiş yatağa. Onun şapkası kafasında. İmdat dedi büyük anne. Gir içeri canım. Büyük anne demiş kız, girmiş içeri. Merak ettim, nasılsın, iyi mi? Ben çok iyiyim. Ama garip sesi. Büyük anne, ne zamandır senin bıyığın var? Büyük annemin bıyığı var. Olamaz. Büyük anne, ne büyük kulakların. Ve de gözlerin ne kadar büyük. Büyük anne, dişlerin çok büyük. Seni daha iyi yiyebilmek için. Hayır. Olamaz, hayır. Hayır. Kolaysa yüzüme söyle. Seni daha iyi yiyebilmek hayır, için. Hayır. Bir daha düşününce. Hayır, hayır. Dedi kırmızı başlıklı kız ve bir avcı ormandan fırlattı. Kapıyı kırdı, tuttu canavarı. Şimdi görürsün sen. Dedi avcı. Sen büyük kötü kıllı bir kurtsun. Kötülük yapmaktan vazgeç. Yoksa hiç arkadaşın olmaz. Avcı kurtardı büyük anneyi ve kız döktü birden içini. Konuştum bir yabancıyla, İtiraf etti. Şimdi dersimi aldım dedi. Şimdi dersini almış, öyle dedi. Vay, büyük
kötü kurt kesin dersini almıştır. Tabii ki aldı ve onu çok uzaklara yolladılar. Bir daha da geri dönmedi. Büyük kötü zorbalara ne olduğunu gördünüz mü? Tabii ki. Şimdi bu hikayeden alınacak ders nedir? Asla bir kurda taze ekmeğin ve peynirin olduğunu söyleme. Evet, hikaye anlatma sırası kimde? Sıra bende. Ben aslan ve farelerin hikayesini anlatacağım. Fare demek istedin herhalde. Bu sefer değil. Çünkü hepiniz küçük fareler olacaksınız. Kuvvetli güçlü aslan uyuyor yuvasında. Üç küçük fare geldi baktı ona. Yanlışlıkla biri çarptı onun pençesine. Ay pardon aslan bey. Bu yasak olmalı ama. Ah özür dilerim, sizi incitmedim umarım. Bıraktı aslan farenin üstüne pençesini. Korktu diğerleri bağırdı seni yaramaz. Yalvarırım aslan bey dinleyin beni. Öderim borcumu bırakırsanız beni. Lütfen. En iyi arkadaşınız olurum. Lütfen. Tamam evet diyorum bu seferlik. Ama dağılın gözüm görmesin sizi burada. Sağ olun aslan bey. Borçluyum size. Sanırım her aslan değil tehlike. Gidin buradan. Yani büyük aslan küçük farenin gitmesine izin verdi. Fiyuh! Bu korkutucuydu. Ama hikaye daha bitmedi. Anlat hadi. Evet, devam et. Aslan gitti ava yakalandı bir ağa. Debelendi başladı homurdanmaya. Kükretti çok güçlü, duydu üç fare onu. Arkadaşın aslan mı? O tehlikede olamaz. Atlarınızı sıkı tutunun, yani aslanlarınıza. Kurtarmaya gidiyoruz onu. Aslan ağladı, yakalanmış. Korkusuz fareler geldi yardıma. Kemirdi büyük bir deli kaçtı aslana. Kim derdi ki gurur duyacağım farelerle. Biz arkadaşız. Sonsuza dek. Bravo fareler. Dostlar aile gibi, aile dostlar gibi. Tutarım hep sözümü, güvenebilirsin bana. Burada ders arkadaşlık değil mi Bay Aslan? Arkadaşlık hediye seni özgür kılan. Yani bu hapsolmuş bir aslanın hikayesi mi? Hayır saçmalama, bu arkadaşlıkla ilgili. Ve iyilikle. Kesinlikle öyle. Arkadaşları yalnız bırakmamakla ilgili. Bunu sevdim. Çok tatlı. Hadi bize çocuk, kurt ve koyunun hikayesini anlat. Oh, yalancı çoban. Neden yalan söylemiş? Çünkü nasıl bağıracağını bilmiyormuş. Joey, yalancı çoban olup bize hikayeyi anlatmaya ne dersin? Elbette. Ben çoban koyunlara bakarım. Çok zor uyanık kalırım. Çünkü çok sıkıcı oluyor. Beklemek çimlerin uzamasını. Hey, bir fikrim var. Sanırım bir şaka yapacağım. Köydeki insanlara sanki kurt gelmiş de koyunlarımı kaçırmış gibi. İmdat! 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 Bir kurt geldi. Koyunları kovaladı ve korkuttu. Oh, aman tanrım. Oh, hayır. Oh, bu çok kötü. Gidip yardım etmeliyiz.
Köylüler koşup geldiler, sürü ve çoban iyiydi. Çocuk güldü. Şaka yaptım. Komik bir şaka değildi. Bizi böyle korkuttun için kendinden utanmalısın. Senin adına korkmuştuk. Sadece bir şakaydı. Hiç şaka kaldırmaz mısınız siz? Sonraki gün gece olunca çocuk tekrar plan yaptı. Bugün tekrar yapacağım. Böylece sıkılmam. Ve çok güldü. İmdat, imdat, bir kurt geldi. Koyunları kovaladı ve korkuttu. Oh canım, sanırım başım belada. Ve tekrar köylüler geldi. Koyunlar çok iyiydi. Çocuk güldü. Şaka yaptım. Bence özür dilemelisin. Evet. Bir özür dile. Bizi yine kandırdın. Bu hiç hoş değil. Bize yalan söyledin. Bir şakaydı. Köylüler hiç mutlu değildi. Ama çoban bunun komik olduğunu düşündü ve bir kez daha köylüleri kandırdı. Güzel bir gün sürüsüyleyken kurt belirdi, çocuk korktu. Köylüleri çağırdı. Yardım edin lütfen, şaka değil. Oo la 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 la. Bir bardak çay ister misin? Neden olmasın? Kimse dikkat etmedi, şaka sandılar bunu. Çaylarını içtiler, çobanı umursamadılar. Hey, bu hiç komik değil. İmdat, imdat, bir kurt geldi. Koyunları kovaladı ve korkuttu. Ama yardım etmeye kimsecikler gelmedi. Çoban ona kimsenin inanmadığını anladı. Çoban köye geri geldi, herkes etrafına toplandı. Sen bizi kızdırdın. Özür dilerim her şey için. Gerçekten. Dersim oldum. Bir daha asla yalan söylemem. Şu küçücük fareye bakın. Acaba aslanla arkadaşlar mı? Hadi ikizlere aslan ve farenin hikayesini anlatalım. Oley! Aslan ve fare. Aslan ve fare. Aslan ve fare. Yeah. Aslan ve fare. Varmış, tahtada yürüyormuş. Rastlamış büyük aslana. Benim bölgemde ne arıyorsun sen? Aslan kapmış fareyi, kaldırmış yukarı. Lütfen bayım, beni bırakın. Bırakayım mı? Neden bırakayım? Eğer beni bana yardım edeceksin ha? Sen şapşal ve komik bir faresin. Tamam, seni serbest bırakacağım. Wow, çok cesursun. Evet. Diğer gün koca aslan hızlıca koşup hoplarken sonra büyük bir ağ bastı ve tuzağa düştü. Yardım edin, yardım edin, lütfen biri yardım etsin. Aslan ve fare. Aslan ve fare. Fare aslanı duydu, olanları biliyordu. Arkadaşlarını çağırdı. İpi tutun, hadi.
isterdim küçücük olsan da. Sana gülmemeliydim asla. İyi ki bırakmışım. Merak etme, anlaştık. Hadi arkadaş olalım. Aslan ve fare. Aslan ve fare. Aslan ve fare. Yeah. Aslan ve fare. Hey, kırmızı başlıklı kızın hikayesini biliyor musunuz? Tabii ki. O benim en sevdiğim hikaye. Bir zamanlar ormanda bir kız yaşardı, kırmızı başlıklı. Gidiyordu büyük annesine bir sepet dolu ekmek ile. Kurt'un bir planı vardı. Ormandaki diğer yoldan büyük annenin evine doğru koştu. Kurt geldi evine büyük annenin. Yaklaştı kapıya küçük bir fare gibi. Büyük anne kurtu gördü, çığlık attı. Ve dolaba saklandı görünmemek için. Beklerim. Sırada kırmızı başlıklı kız büyük annesinin evine vardı. Kapıyı açtı ve yatağa doğru ilerledi. Büyük anne ben geldim, zavallım benim. Sana getirdim lezzetli ekmek. Sağ ol tatlım, ben hastayım. Biraz yakınlaş bak nasılım. Büyük anne değilsin iyi. Ne yapabilirim senin için? Herhalde virüs hasta etti beni. Yatağa gel ve de sarıl hadi. Büyük anne gözlerin ne büyük. Seni görebilmek için. Büyük anne kulakların büyük. Seni duyabilmek için. Büyük anne dişlerin büyük. Seni yiyebilmek için. Zavallı kırmızı başlıklı kız. Neyse ki bir oduncu oradan geçerken kızın çığlığını duydu. Kapıyı kırdı ve içeri girdi. Neler oluyor? İyi misin sen? Sesini duydum uzak bir yerden. Hey sen küçük kurt, git hadi buradan. Sakın geri gelme, geçti canım. Başlıklı kızdan, yabancılarla konuşma ormanda. Hep kibar ol kırmızı başlıklı kız gibi. (Gülüyor)
harikalar diyarında. Çok güzel bir hikaye. Alice harikalar diyarında. Macera başlasın. Alice her zaman hayal kurardı. Nehir başında kitap okurdu. Sonra bir tavşan gördü, beyaz ve hızlı. Onun peşinden koştu gitti. Geciktim, geciktim. Çok önemli bir buluşmaya. Şimdi hemen gitmeliyim tavşan deliğine. Deliğe girince Alice yere düştü. Kapılarla dolu bir odaya. Orada masada bir anahtar buldu. Kapıyı açtı ve içeri baktı. O tanrım, şuraya bakın. Orada bir bahçe var. Çok küçük bir kapı. Hayatta sığmam. Alice şişe buldu, üstünde iç beni. Bir yudum aldı ve küçücük oldu. Ve küçücük olunca kapıdan sığdı. Şimdi tüm maceralar başlasın. Mantarın üstünde bir tıy tıy var. Acaba kibar mı yoksa kaba mı? Merhaba küçük Alice, işte buradasın. Ben bir gün tırtılım, hadi konuşalım. Gerçekten çok çok güzelsin ve de zeki. Ama kupa kızından uzak dur. Kupa kızından mı? Tamam, olur. Hey, şuraya bakın. Koca bir kedi. Selam küçük Alice, nasılsın? Seninle konuşmam gereken bir şey var. Buradaki herkes delirmiş. Sen de biraz delisin. Üzülme. Hiç sanmıyorum deli olduğumu. Hey, oradaki de kim? Büyük şapkalı. Ben deli şapkalı, hiç çay ister misin? Çok eğleniyoruz, görmüyor musun? Şakayı severim, gülmeyi de. En çok da dans etmeyi severim. Tanrım, tanrım, ne garip bir adam. Sanırım kalmayacağım, buradan gideceğim. Alice kendini yeşil parkta buldu. Orada deli kraliçeyi gördü. Ben kupa kızıyım, hadi oynayalım. Çılgın bir oyun, bir kroket. Oh hayır, keşke gidebilsem. Kupa kızı çok kötü, hemen gitmeliyim. Alice küçük gözlerini kapattı. Açtığında ise nehir kenarındaydı. Bir bocaladı, akıntıya baktı. Çok ilginç bir rüya gördüm. Bunların hepsi bir rüya mıydı yani? Alice harikalar diyarında. Çok güzel bir hikaye. Alice harikalar diyarında. Macera başlasın.